İkinci günümüzdeyiz. Bitmek bilmeyen bir yağmurla karşı karşıyayız. Aynı zamanda paramızı da geri alacağız. Göteborg'a vardık ve ilk işimiz olarak. İkinci günümüzdeyiz. Yola çıktık ama bitmek bilmeyen bir yağmurla karşı karşıyayız. O yüzden iç mekandan video çekmek durumunda kaldık. Şimdi yolumuz Hamar'dan Göteborg. Hamar'dan Göteborg'a gideceğiz. Şu ne an kadar biraz sürecek? 4,5 saat toplam. 4,5 saat. 4 saat 40 dakika yazıyordu, evet. 4 saat 40 dakika. Biraz daha fazla duracağız. Bir de çok önemli bir şey var. Belki orada videoda gösteririz onu da. Bir sürü şeylerimiz var. Şişelerimiz var. Evet. Kola kusularımız var falan. Bunları biz İsveç'ten almıştık önceden gittiğimizde. Onu sadece İsveç'e verebiliyoruz. O yüzden İsveç'e girince sınır kapısında bulduğumuz markete girip bunları vereceğiz. Çevreye olan duyarlılığımızı göstereceğiz. Aynı zamanda paramızı da geri alacağız. Paramızı geri alacağız. bu arada dün ne yaptık? Dün akşam onu da anlatalım belki birazcık. Evet. Dün değişik bir acıktık tabii otele gidince Hamar'da. Neresi var derken otele bir şeyler söyleyebilirsiniz dediler falan ama Hamar'ın içinde bir yer bulduk. Adı da İstanbul'du. Dedik ki niye gitmeyelim? Baktık menünün önünde de beyti varmış. Zaten Norveç için de gezerken çok böyle özel bir şey bulamayacağımız için her yerde aynı şeyler olduğu için Türk yemeği yemek daha çok işimize geliyor tabii. Evet, ben de o yorumları duyar gibiyim. Yani geziyorsunuz hala Türk yemeği yiyorsunuz. Ama biz zaten burada yaşıyoruz. Azdan çok fark etmez. Evet. İsveç'te daha değişik şeyler deneriz belki. Evet. Bakalım. Güzel bir yemek yedik. Orada da onlara da selamlar. Bir de evet. Dün yolda giderken orada da onu da selam söyleyelim. Abonelerimizden biri İlyas isminde. Geldiğimizde aldı markette karşılaştık. Ona buradan selamlar. Bu güzel yaz gününde yağmurlu biz yola devam ediyoruz. Gittiğimizde yağmur durmuş olacak diye umuyoruz ve Göteborg'dan güzel görüntüler çekmek için evet. Umutlarım yüksek. Bakalım başarabilecek miyiz? Hadi bakalım. Güzel gözüküyor. Göteborg'a vardık ve ilk işimiz olarak şu an elimizdeki depozito, ne denir bunlara? Depozitolar. Depozitoları evet, vereceğiz. Bakalım evet. Bir de hatta iddiaya girdik ailecek. Hepimiz bir rakam belirledik. Evet, hepimiz tahmin ettik. Bakalım vereceğiz. Şimdi bunlar aylardır evde duruyor ya. Bayağı değil mi? Evet, azimle beklettik. Bir gün İsveç'e gideceğiz diye. Kısmet Göteborg'aymış. Bunu düşünmemiştik ama böyle oldu. Hadi gidip verelim şimdi. Evet. Evet arkadaşlar, puantları gönderme işlemine devam ediyoruz. Depozitoları gönderme işlemine daha doğrusu. Evet. Şu an 15 kronda. Sanırım batık alınacak gibi geliyor bana ama bakalım. Biraz öyle görünüyor. Biraz çünkü en büyük torba bitiyor şu anda. Batı en düşük rakamı söylemişti bu arada. Biz de öyle çok olsun istemişiz ama. Evet, benim tahminlerimiz tutmadı. Tam tersine en yüksek rakam alan Serkan'ın rakamı kazandı gibi duruyor. 80 evet, demişti Serkan. 4 yaklaşık. 77, 81 mi demiştin? 77 ile bugünü kazanalım. Kazandık. Şimdi gidip paramızı şimdi alabiliriz. Şimdi aldığında kola mı alacağız? Bunda kola alacağız. Bence bir kasa kola alalım. Bence almayalım.